Herkese yeni bir köy videosundan selamlar arkadaşlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda sizlere Brahma hayvanlarımızdan bahsedeceğiz. Malum biliyorsunuz, daha önceki videomuzda bahsettik. Bir ödül durumu söz konusu. Ödülümüzü aldık arkadaşlar, çok şükür. Ödülümüzü aldığımız için mutluyuz, kıvançlıyız açıkçası. Ve şu anda biraz daha bu işe sarılmaya başladım. Yani işlerken hobi anlamında bu hayvanlara daha özenli, daha dikkatli bakmaya gayret edeceğim. Çünkü bu ödül olayı beni gerçekten mutlu etti. Tabi bazı takipçilerimiz var. İşte bu hayvanlarla işin zor vesaire diye, tabi videoda ne görünüyor bilmiyoruz ama bu hayvanlarla işin zor diye söyleyen takipçilerimiz var. Onlara da buradan selam olsun. Hayvanlarımız, yani özellikle hepsini göndermedim. Bakın burada şu hayvanımız ödül aldı zaten. Bu hayvan şu anda daha 7,5 aylık falan. Şu hayvan 5 aylık. Şu hayvan 5 aylık aynı şekilde. Mesela bunlar daha büyüyecek, gelişecek. Daha da güzel olacaklar. Tabi bu biraz daha hazır ilk yavrularımızdan. Ve bunu gönderdik ve derecemizi de aldık arkadaşlar. Bunun babası, amcası burada arkadaşlar. Onu da göstereyim. Hemen. Bu da kardeşleri bu arada. Bunların. Arkadaşlar engebeli yerlerden çıkıyorum. Bu da kardeşleri. Toplamda bir 7 tane horozumuz var. Şu da mesela arkadaşlar 4 aylık bir horoz. Mesela şu horozumla daha çok isterdim katılmayı. Çünkü ciddi derecede boylu, fakat hayvanımız daha kanadını toplayamadı. Kuyruk dökümü daha sıkıntılı. Genel anlamda tüydü arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Baba horozumuz yukarıda. Yani buradaki hayvanların babası. Onu da şöyle hemen gösterelim. Ezan okunmaya başladı. Ezan bittikten sonra videomuza devam edeceğiz. Evet, ezan bitti. Hamdolsun. Evet dostlar, şimdi baba horozumuzdan gelen yavruları gösterdik. Şu da amca horoz. Yani diğer horozumuzun kardeşlerinden. Bu da tüylü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama hayvanımızın duruşu, kalıbı, paçası, ibiği gayet güzel arkadaşlar, çok şükür. Tavuklarımız da diğer tarafta. Horoz ve tavukları yaklaşık 2 aydır ayrı tutuyorum. Tüye girdiklerinden beri ayrılar arkadaşlar. Sebep yumurta almamak değil. Sebep tamamen hayvanların, horozların çökmesi sonucu duman olması, öyle diyeyim. O yüzden tavuklarımızı biraz daha toparlamaya yönelik bir harekette bulunduk. Horozlarımız kendi halinde takılıyor. Tavuklarımız da kendi halinde takılıyor. Tabi bu horozların birbirleriyle yan yana olması biraz daha problemli olabiliyor. Bunu videolarda söylüyorduk ama bir barışçıl süreç yaşattık biz onlara. Aynı ortamda bulundurduk. Birbirlerini gördüler. Birbirlerine zarar vermiyorlar. Ara sıra sürtüşmeler olsa da genel anlamıyla bir problem yaşamıyoruz arkadaşlar. Hayvanlarımız bu şekilde. Diğer tarafta biliyorsunuz Amerikanolar ve köy tavuklarımız mevcut. Bu arada köy yumurtası siparişlerinizi kargo ile gönderiyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. İster mavi, ister normal klasik yumurta gönderimini yapıyoruz. Bilginiz olsun. Hayvanlarımız genel anlamıyla zaten dışarıda geziyorlar. Kapalı mekan köy yumurtası değil arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım buradan. Şimdi biraz da gidelim tavuklarımıza bakalım. Değerli dostlar, buradaki hayvanlarımızı da şöyle yakından gösterelim istedik. Tabii beni tanımadıkları için biraz yabancısıyorlar, öyle diyelim. Bu horozumuzun cinsini ben de bilmiyorum. Çünkü değişik, Amerikano tipinde siyah ibikli bir hayvan. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım ama şu an bizden kaçtı. Oysa küçükken çok da güzel bir şekilde anlaşırdık.
Burada wine dotlar da var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunları tabi ileriye dönük isteyenler olursa çok güzel, keklik gibiler zaten. Amerikanolarımız zaten var biliyorsunuz. Ve köy tavuklarımız da mevcut arkadaşlar. Hemen bir de kümesimize girelim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Burada da fizanlarımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu fizanlar satılıktır. Bilginiz olsun. Fizanlarımızı satacağız arkadaşlar. Şu an yumurtlar durumdalar. İki tane tavuğumuz var. Bir tane horozumuz var. Yine 3 tane tavuğumuz var. Bir tane horozumuz var. Bunlar lacet diye geçiyor. Bunlar da sahiplendireceğim, bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar aynı yerde yaşayamıyorlar maalesef. Yani çeşit olsun dedik ama aynı yerde yaşayamıyorlar. Hemen şöyle buraya da geçelim. Burası kümesimiz. Kümesimizde bazı değişiklikler yaptık. Bu horozumuz da maalesef bir kavga sonucu. Evet, gördüğünüz gibi aslında konuşmuyor ama tek gözünü kaybettik arkadaşlar. Yani elimizden geleni yaptık fakat kurtaramadık yani gözünü. Bir kavga sonucu gözünü kaybetti ve genellikle burada takılıyor. Bu tabi gözüyle alakalı, hayvanın zaten dövüşte gözünü kaybedecek olayı yaşaması pasif olmasından kaynaklı ve belki de bir hastalık sonucu. Ama gel gelelim şu anda hayvanımızın sağlığı yerinde. Son derecede akıllı, temiz bir hayvan. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hop. Aferin sana. Hadi çık biraz dışarı da gez. Tabi şu an tek taraflı gördüğü için. Gel. Israrla dışarı çıkmak istemiyor arkadaşlar. Evet. Hadi geç. Evet. Çünkü sağlam dayak yemiş arkadaşlar. Sağlam dayak yediği için de bu şekilde korkuyor ve tedirgin. Evet, tekrar kümesimize bakalım. Şuradan bir güzel de yumurta toplayalım. Hemen köy vilo. Burada bir tane yumurtamız var. Şu hol dediğimiz yumurta. Yine burada iki tane yumurtamız var. Şunları hemen yerleştirelim. Şunu da alalım. Yine burada bir tane yumurtamız var. Şu da hol. Plastik yani arkadaşlar. Ve yine burada da bir tane yumurtamız var. Üst kata bakıyorum. Burada yok. Burada yok. Burada bir tane var. Hol yumurta değildir inşallah. Hol yumurtaymış. Çok pardon. Burada yok. Yine burada yok. Evet. Yumurtalarımızı aldık. Kümesimiz zaten genel anlamıyla temiz arkadaşlar. Bugün tekrar bir bakım yapacağız. Yemleri vesaire. Şurayı süpüreceğiz tekrar. Buraya bir talaş sereceğiz arkadaşlar. Hayvanlarımızın yanına geçerken de buradaki yumurtalarımızı aldık. Burası arkadaşlar benim şu anda 2,5-3 günlük yumurtalarım. Mavilerimiz de mevcut görüyorsunuz. Yeşil dediğimiz renkte de mevcut. Bazı hayvanlar var, özellikleri var. Onlar biraz daha yeşil yumurtluyorlar. Horozlarımız burada takılıyorlar. Evet, bu arada bahçemizde de arkadaşlar burayı biraz düzenledik. Burayla ilgili ileriye dönük yine kendi özel yaşam hayatımla alakalı kararlar aldık. Burayı hani daha temiz olacak.
Bir de şuraya bir kamelya yapabilirsek köşeyi inşallah yapacağız. Şöyle devam edelim. Yumurtalarımızı şöyle bir koyalım. Evet, tavuklarımız da burada. Bakın. Şu an içeride bir detaylı temizlik yapıyoruz. Sucuklar tazelenecek. Yemlikler tekrar doldurulacak. Burada 3 farklı batım hayvanlarımız var. Yani 2019, 2020, 2021. Bu hayvanlarımız burada büyüyorlar. Tavuklarımız mesela dediğim gibi çoğu tüyde, bakın. Yeni yeni toparlıyorlar. Bunlar biraz daha anaç dediğimiz ilk gelenler. Buradan bizleri izliyorsa Uğur abi selam olsun. Bir de yukarıdaki hayvanlarımız var. Onları da gösterelim. Onlar da burada takılıyorlar arkadaşlar. Burada aslında bir şey yok ama hani bir yeşillik de yok. Gelip burada beklemeyi seviyorlar. Hadi bakalım. İnin kızlar aşağıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu hayvanımız inanılmaz tüyde. Şu anaçlardan bir tanesi. Ay, köy yaşantısı güzel. Bu mevsimlerde daha da güzel tabii. Ne sıcak ne soğuk. Güzel bir iklim var. Bu arada kızım da geliyor. Benim güzel kızım geliyor arkadaşlar. Minik tavuk çobanı Elif. Şimdi onun yanına doğru da gidelim. Yavaştan videomuzu artık sonlandıralım. Şimdi videonun sonunda şunu da söyleyelim. Arkadaşlar bu hayvanların yanında horoz yokken yemden kaynaklı yumurtlamaları oluyor. Bu yumurtaları biz adet bazlı büyük oluyorlar arkadaşlar bu arada. Hani X-Large dediğimiz, hatta X-Large'ın üstünde de olabiliyor. Adet bazlı arkadaşlar 4 liradan veriyoruz. Yani kolisi 120 liraya geliyor yemelik için. Fakat eğer ki ben üretim yapmak istiyorum, kuluçka makinem var ya da köyde 3-5 tane tavuğum var, gurk yattığında onların altına koyacağım diyerek eğer ki almak istiyorsanız da yumurtanın garantili, bakın ben size 30 tane yumurta yollayacağım mesela, 30 tane yumurtanın 30'una da garanti vereceğim. Garantili almak istiyorsanız adet fiyatı arkadaşlar 40 lira. Yok ben garantisiz istiyorum, 30 tane yolla ne çıkarsa baktığımıza diyorsanız, o zaman fiyat arkadaşlar 25 TL. Onu da buradan belirtmiş olalım. Diğer köy tavuklarımızın yumurtalarının kolisi 90 lira. Normal standart, yani large ve x-large boylarında. Ve yine mavi yumurtamızın da, ki mavi yumurtayı araştırmanızı tavsiye ederim Google'dan. Mavi yumurtanın ciddi derecede özellikleri var. Yemenizi tavsiye ederim. O yumurtamızın da arkadaşlar koli fiyatı 140 TL. Bilginiz olsun. Burada videomuzu artık yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.